Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu güzel kimin yari? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Gibi kira bir eğilip kalkma. Kıskan beni Allah. Niye kıskanayım ya? Bugün kıskanabilirim çünkü çok şey oldum bile. Çok tipsizsiniz bugün. Sen benim tipime kurban ol. Olamam. Benim tipime neler verirler? Seni tipiye ne verirler bilmiyorum. Herkesin sorun aynı şeyi söyler. Bugün kim? Çok tipsizsiniz. Bu kadar. Doğru. Doğru, haklısınız. Çünkü çünkü halk tipi giyinen insanlar sürekli tipsiz olurlar. Doğru. İçeride kostümlerim var, giymedim. Bayramlık kostümlerim. Pantolonu yok, o yüzden giymedim. Açık verme kız, bizi rezil etme. Oğlan unutmuş. Ne olmuş yani? Allah Allah. Efendim, pantolonumu unuttular diye böyle oldum. Ayrıca Ayrıca yemin ediyorum kravat takanlara çok saygım büyük. Kravat takmasını biliyorsan, ceket iliklemesini biliyorsan, yeri geldiği zaman eğilmesini biliyorsan senden büyük yok. Bu böyle. Ama gel gelelim. Bizim oğlan benim pantolonu şey ettirince ben böyle aynı çıplak bozo gibi oldum. Siz çıplak bozoyu bilmezsiniz değil mi? Yalan. Vallahi. Bak ablam güzelsin diye kız. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Erkek güzel olmaz. Bak benim lafım bana söylüyor. Erkek ne olur? Erkekler yakışıklı güzel olmaz, olur. Yakışıklı olur. Evet. Bak erkek yakışıklı olur. Bayan güzel olur. Erkeğin güzel olmaz. Erkeğe güzel demezler. Erkeğe yakışıklı derler. Mesela bir İlmaz Güney. Çirkin kral. Yakışıklı. Değil mi? Mesela Aysel Tanju, pardon. Senin adın neydi? Unuttum. Aysel Tanju ile karıştırdım. Ayşe. Yok. Esena. Asena. E mi, A mı? Bana gıcık verdin ya şimdi artık. Ç bile diyebilirim. Evet, bu güzel kızımızı. Ay tipsiz. Ben tipsiz, o da ipsiz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Geçmiş bayramınızı geçen hafta da kutladık ama geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Televizyonları başında bizleri izleyen saygın insanlara da, bizi destekleyen insanlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi Güçlü'yü çağırıyoruz. Bakalım programımızda ne var? Güçlü. Abi. Le oğlum takmayın pantolonuma, gebertirim ha. Ne oldu sana böyle fıkır fıkır geldin? Müjde abi, müjde. Ne oldu? Avrupa duysasın be, hayırlı olsun. Buradan mı getirecektin şeyi? Abi şey, Gümrük Birliği'ne girdik. Sana ne giren çıkan var? Şey, pardon yani. Sana ne? Yani giren çıkana ne ilgisi var? Avrupa Gümrük Birliği'ne girdik. Girdik. Bir baba hindi yallah Avrupa Gümrük Birliği'ne girdi yallah. Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği girdi. Ya nasıldı la? Konuşmayı bilmiyorum ama ben mazur gör yani. Söyle bakayım ne oldu Avrupa şimdi? Avrupa Gümrük Birliği'ne girdik. Girdik. Bana giren çıkan ne, onu anlatayım size. Anlat bakayım. Abicim Avrupa Gümrük Birliği'ne girmek demek ne demek? Ne demek? Cennete girmek demek. Vallahi. Bence cehenneme girmek demek. Yok abi, cennete girmek demek. Artık hayatlarımızı değiştireceğiz. Eski hayatlarımızı zaplayacağız. Yeni hayatlarımıza doğru uçacağız. Bak ben şey yaptım, size bir liste çıkarttım. Avrupa ne listesi? Avrupa Gümrük Birliği'ne girince ne olacak? Ulan sana ne? Bak. Avrupa Birliği'ne liste. Ya dur ne sana ne? Ben senin gibi cahil adam mıyım? Hepsini hazırladım ya. Hayır etmiş şey. Dur. Gel buraya. Bak. Pis herif. Bir dakika dinle. Dinliyorum. Avrupa Gümrük Birliği'ne girdiğimizde tam demokrasi olacak. Evet. Öyle çeyrek demokrasi, böyle amorti demokrasi yok. Duble demokrasi ortaya. İnsan hakları. Ha, insan hakları. Evet. Evet. İki. Vize kalkacak. Ne kalkacak? Vize. Hala vize uyguluyorlar ya bize. Ben de müze falan zannettim. Yok vize kalkacak. Avrupa'nın her yeri bize Rize olacak. Öyle Rize'ye gideceğiz. Öyle yapmayın, gideceğiz yani. Yani Avrupa'yı babamızın çiğdiği gibi kullanacağız. Üç. Orayı da şiştireceğiz yani. Şiştireceğiz orayı da. Üç. Urfa spor şampiyon olacak. Sabıha'yla evleneceğim. Bunu da ben uydurdum. Urfa spor şampiyon olabilir. Sen biraz hayal ürünü ürettin şimdi. Sabuha nah sana varacak. Anlat. Anlat sen, anlat. Kör pısık. Bak, dört. Çarık çırık mallara paydos. Yani tüketici koruma dernekleri kurulacak. Herkes ülke puanını istediği güzele yatıracak. Bizde de tuttu fritti olacak artık. Hani var ya tuttu da fritti beni sevdi de kur. Öyle şeyler olacak. Beşe geçiyoruz. Akşam erken yatılacak, sabah erken kalkılacak. Yatmadan önce dişler fırçalanacak. Karşıdan karşıya geçerken önce sağa sonra sola bakılacak. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağmurlu olacak. La önce sola bakılacak oğlum. İşte hangi tarafa bakarsa bak. Altı. Lahmacunla pizza kardeş olacak. Bence bu madde biraz zor. Yok. Birleşemez. Hatta. Çiğ köfte hamburgerin abisi olacak. O doğru. Olabilir. Kaçta kaldık? 6'yı geçtin oğlum. 6'yı geçti. 7. 7. Etraf güllük gülistanlık olacak. Herkes spor lotoda 13+1. Toto'da, lotoda 8 beraberlik tutturacak. İnsanlar birbirlerini sevecek. Hayat bayramı olacak. Hafta sonları mangallarımızı alacağız. Paris'e, Milano'ya piknik yapmaya gideceğiz. Bir dakika la. Sen bu medyum memişten bir akrabalığın var mı? Yoktur. Hepsini anlatacağım. Aynı medyum kimi konuşuyorsun? Tabii ben biliyorum abi. Ben her şeyi biliyorum. Bak 8. Sonra tam istediğim gibisin, sevmek çok kolay olacak. Sen de seversen eğer aşkımız olay olacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, armut çıkacak, elma çıkacak. Güzel. 9. Bak abi bu madde çok önemli. İbrahim Tatlıses artık ithal kadınları hamile bırakacak. Ya ne kız? Rezil ettim. Allah belanı verecek. Rezil oldu. Allah cezanı verecek. Pisarım. Bir serif. Gümrük Birliği sana da faydası olacak. Ne alakası var Gümrük Birliği'nden İbrahim'in şey? Var. İthal kadınlar gelecek oradan. Biz de oraya gideceğiz. Ondan sonra İthal Avrupa'dan elinde çocuk alan. Efendim, it is your şey... baby. It is your baby. Yani bunlar abi, bunlar olacak. Ayrıca bak gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi bu Avrupa Gümrük Birliği'ne. Gümrük Birliği'dir. Nedir? Oraya girdik ne olacak? Zaten Avrupa'da bütün mallarımız Avrupa. Senin ayakkabın Avrupa. Senin kotun Avrupa. Senin içtiğin sigara Avrupa. Senin yediğin yabak. O maktanızdır. Testanızdır. Nedir o?
Onlar hepsi Avrupa. Zaten biz Gümrük Birliği'ne gireceğiz. Ne olacak yani? Zaten Avrupa bize girmiş. Bir dakika. Karıştırma. Abicim bir dakika. Ne oldu? Mesela bu... Dışişleri Bakanı gibi oldu. Tabii mesela bundan sonra başlıyor. Biz herif. Önce biz ne yapacağız? Biz. Beni kızdırmayın. Biz ne üreteceğiz? Dışarıya biz ne satacağız? Yani biz... Biz mi ne satacağız? Tabii biz. Önemli olan biz değil miyiz? Kolay. Ne? Lahmacun. Lahmacun. Tabii. Niye onlar bize pizza satıyor? Biz satamıyor muyuz lahmacunu? Yani biz sattık diğerleri. Adam bize kara kaşımıza, kara gözümüze hayran olduğu için almıyor ki. Avrupa ben sana bir şey söyleyeyim çocuğum. Biz o Avrupa'ya gidiyoruz, geziyoruz ya. Açıyorsun böyle markaları, bakınca Turkish Airlines yazıyor. Allah aşkına. Ya gel sen bırak. Karıştırma lan, karıştırma. Ben abi bak ben dedim, bak bunları dedim. Demeyen güçlüyü dinleyiniz. Şimdi git konuklarını çağır, Allah cezanı verecek. Tamam mı? Git çağır. Git hangisi çağırayım abi? Bir sürü konuk var içinde. İki tane büyük konuk var öyle. Dev gibi ikisi de. Efendim, geçen haftalarda da belirtmiştik. Buradan da seslenmiştik. Almanya'da, şu anda Almanya'da yaşayan, Türk halk müziğine büyük emek veren, büyük destek veren, büyük türküler veren, hatta büyük türküler değil, yanlış söyledim, özür dilerim. Çok türküler veren, çok ezgiler veren değerli ozanımız Neşet Ertaş. Ertaş. Evet. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Mahpushanelere güneş doğmuyor. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Dane dane benleri var yüzünde. Ne güzel yaratmış seni yaradan. Hepsini peş peşe bağlanınca sanki hepsi bir şarkı türküymüş gibi oldu. Hoca şeref verdin. Bu şeref önce sana ait Sayın Tatlıses. Efendim bildiğiniz gibi beni davet etti sağ olsun, hatırladığı için kendine teşekkür ederim. Kendine teşekkür ederken bu müesseseye Star televizyonuna da aynı teşekkürü ederken bu vesileyle de memleketime şöyle bir duada bulunuyorum. Dua diyeyim daha doğrusu. Birlik beraberlik içinde, mutluluk içinde, herkese mutluluk dilerken hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum saygıdeğer dinleyicilerim, sevgili misafirler. Hep beraber hoş geldiniz efendim. Hadi gel. Gel. Bizim programımızın biliyorsun bir adeti var. Oturmadan önce bir tane canlı bir şey söylüyorsun. Zaten hep sen canlı söyleyeceksin de. Yani oturarak söyleyeceksin herhalde çünkü sazı çal, trinke edeceksin ya. Gel böyle yanıma otur. Gel böyle hoca, öbür tarafa. Hoca öbür tarafa. Bir kelimemiz var, mümkün mü konuşabilir miyim? Çabuk söyle. Ben Niğde'liyim. 25 senedir arkadaşım olur Neşet Ertaş. Bir Niğde bağları istiyorum. Ben Ayrı Temirtaş. Yarına kadar gelin, bir konuşabilir miyim? 25 senedir... İndikten sonra, program bittikten sonra. Şimdi haklı değil. Söylüyor, haklı söylüyor. Şimdi değil. Bu dünyada muradına ermeyen ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar. Sevdiğini sinesine sarmayan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar. Arayıp da öz yarini bulmayan, yari bulup yarın gönlünü bilmeyen, iki vücut bir tek gönül olmayan. Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar. Yarın aşkıyla bağrı kavrulan, genç ömrü harman olup savrulan, sevip sevip sevdiğinden ayrılan. Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar. Gurbet elde garip olan garibim, derdin deryasına dalan garibim, sevdiğinden ayrı kalan garibim. Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar. Usta doğru söylüyor. Usta doğru söylüyor. Sevdiğinden ayrı kalan ne yaşar yani? Hiç boş yaşar. Allah kimseyi sevdiğine ayırmasın gerçekten. Amin. Söyle güçlü. Maalesef reklama gireceğiz abi. Ula sen de programın en şeyinde geliyorsun maalesef. Ne yapayım? Hay bu reklamın daha. Ha. Vallahi. Keşke severim reklamı ya. Bu reklam gitse Avrupa topluluğuna biz burada kendi kendimize. Reklamı da mı göndereceksin Avrupa topluluğuna? Ha. Hadi reklam. Buyur. Avrupa topluluğuna ne? Öyle işte anladılar. Efendim reklamlar. Biraz su alayım İbrahim şuradan. Ne demek? Dur program içinde vereyim sana. Olsun olsun kardeşim. Sağ ol. Usta çok teşekkür ederiz. Ne yaşıyor ne yaşar. Ben bu şarkıyı dinleyip dinleyip ağlıyorum biliyorsun değil mi? Çünkü ben hiç yaşamadım. Size davulun sesi uzaktan hoş geliyor anam. Sen yaşamadıysan diyor kim yaşar? Buyurun. Yaşar yaşar. Kim yaşar? Gel de bir benden 24 saat gez.
böyle yaparsın, böyle yaparsın. İllallah, illallah, illallah. Öte taal. Öte taal dersin. Evet. Hocaya teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi ona bir şey soracağım. Suyunu içsin. Bir kendine gelsin. Bir heyecan geçti mi hoca? Yani şey heyecanı, şarkı söyleme, çalma heyecanı değil yani insanlar. Yani Türkiye'desin şu anda. Burası Türkiye ha. Öyle mi? İstanbul'a yani. Çünkü Neşet Hoca Almanya'da yaşıyor. Almanya'da kaç sene oldu? 15 seneyi geçti. 15 seneyi geçti. 15 seneyi geçti. Uzaktan kumanda ediyor bizi. Oradan gönderiyor kasetlerini. Biz burada kendisini sevenler. Kendisini tanımayanlar bilmiyor tabii. Biz kendisini tanımayanlara tanıtmak istiyoruz buradan. 15 senedir gurbette yaşıyor ve niye gittin? Yani insanlara mı küstün, bize mi küstün, Türkiye'ye mi küstün, nedir? Bunu bir anlat Allah aşkına ya. Sağ ol bu soruyu bana sorduğun için. Bir kardeş. Niye gittin? Öyle ya saz çalıyor, türkü söylüyordu. Gramofon devrinden beri plakları vardı. Aç mı kaldı, susuz mu kaldı, niye gitti? Diyenler vardı. Ne olduğunu bilmiyorlar. Haber de eletemedik. Efendim niye gittim? Niye gittim? Bir gün sahnede saz çalıyorum. Parmaklarım perdelere basmadı. Tabii nedeni fazla alkol almaktan, gençlik zamanlarımızdan, malum işimiz, mesleğimiz gereği düğün çalarız sabahlara kadar, akşamlara kadar. Bir düğün olur bir köyde 20 köyün akıllısı birikir. Biz de onlarla beraber oluruz sabahlara akşamlara kadar. Böyle böyle herhalde gıdasız mı kaldım bilemiyorum. Sahnede parmaklarım basmadı perdeye. Birkaç kere evvelinden işaretini gördüydüm ama önemsemiyordum. Bir de o anda hiç parmaklarım basmayınca daha evvelden de yüreğimde korkusu vardı. Gövdemden, üstümüzden yırak. Dağarcığın içine suyu korsun, ipini çezersin ya, onun gibi su boşaldı sahnede vücudumda. O anda bir hemşerimiz vardı, doktor Mehmet Ali. Allah yerden güva kadar razı olsun. Gece yarısı saat 3-3.30'da yatağından kalktı, geldi. Beni Hacettepe Hastanesi'ne götürdü. Anında müdahale edecek alet yok. Bu tarafımı kontrol etmek için. Ortopedisi hocası kalktı geldi Hacettepe Hastanesi'nde. Yok dedi, anında müdahale edilecek bir alet yok Hacettepe Hastanemizde dedi. Ama bir doktorumuz gelmiş İsviçre'den doktora yapmış. Bir alet getirmiş dedi. Mahallesini biliyor. Adresesini bilmiyor beni. Arabasına aldı doktor Mehmet Ali. Arayı buldu sabaha karşı. Otellerde fişler olur böyle telefonlara takılır onun gibi. Parmaklarıma inneleri soktu. Böyle beni masanın üstüne yatırdılar. Cereyan verdiler. Verdi o doktor. Benden bu kadar başka yapacağım yok dedi. Ben bir sene Hacettepe Hastanesi'nden fizik tedavisi oldum. Ağrılar geçmedi. Başımı tutan bu iki damardan bir tanesi beni çok rahatsız ediyordu. Almanya'da kardeşim vardı. Ona haber saldım. Almanya'ya gittim. Evvel 2 aylık şey vardı, vize vardı. Almanya'ya gittim. Bütün sigara dahil alkolleri bırakacaksın dediler doktorlar. Her gün iğne, her gün cereyan tedavisi. Baktım 1-2 ay sonra sarsıldı ağrılar. Bir havayı çalıp bitiremiyordum. Geri dönsem daha düzelememiştim. Orada kalmam gerekiyordu. Müzisyen olduğumu doktora söylediler. Burada kalması gerekiyor dedi. Müzisyen olarak kalabilir dedi. Eğer o kalış mı yani? O kalış mı? O kalış uzatmayacağım da devletler arası anlaşmayla ben Almanya'da bu sebepten dolayı kaldım. Hoca şu doktoruna sazınla sözünle bir cevap ver Allah aşkına. İzninizle efendim.
Çarınan köyünden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halından bilen doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anı, kardeş bilen tüm insanı doktor Mehmet Ali Altın, doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, Kırşehir'in altın oğlu doktor Mehmet Ali Altın. Sayın Mehmet Ali gibi, Sayın Mehmet Ali gibi bütün doktorlarımızı kutluyoruz. Böyle insanlık adına koşan doktorlarımızı kutluyoruz. Doğru mu hoca? Teşekkür ederim İbrahim. Evet, şimdi güçlüyü çağır. Hoca bu ceketi böyle bu tarafa şey ettir. Böyle mikrofona sür ya. Böyle mikrofona şey ettireyim. Şimdi güçlüyü çağırıyoruz ikinci konuğumuzu. Güçlü. Abi. Geber la, geber, geber. Sesin çıkmıyor oğlum. Doktor Mehmet Ali. Babam ağzına sağlık, eli öperim. Ben de senin gözlerinden öperim. Bakışım üstüne babam. Buyur abi. Bakma be öyle ne? Birlik, gümrük birliğine girdik diye şey mi çıktın bacımıza? Ulan gümrük birliğine girdim sana bakmayacak mıyım? Bak öyle az bakacağım. Artık her şeye ekonomi. Şöyle yarım. İsterim. Evet. Abi. Şimdi huzurlarınıza çok değerli bir yorumcuyu, çok değerli bir yorumcuyu. Hepiniz yakinen tanıyorsunuz. O bir ara ziller miller dedi bir şey dedi. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı. Buna buna baktı. Tabii, mahlefet olsun diye. Öyle yaptılar ya, abuk sabuk parçalar çıktı. Onlara karşı dilleri taktı, çıkışı. Öyle yaptı. Öyle mi peki? Evet. Selda Bağcan diyorum. Evet. Evet. Selda abla. Selda Hanım çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Hatta ve hatta şöyle bir şey bizim Elif kızımıza demiş. Ne büyük şereftir demiş, bana şeref olur demiş. Sayın Neşet Ertaş gibi bir insanla o sahneyi paylaşmak. Teşekkür ederim. Bunu dediniz mi demediniz? Dedim. Teşekkür ederim. Çünkü Neşet Ertaş 69-70 hatta 71 yıllarında bizim ilahımızdı. 70 evet ilahımızdı. Bu doğru. Ustamız, ilahımız. İlahımız sizlersiniz. Sizler olmasanız biz olmazdık. Sizin yüzünüz, gözünüz hürmetine varık. Siz olduğunuz için biz varız bence. Siz olmasanız biz olmazdık. Ben burada söyleyeyim. Ayaklarımızın problemi. Evet. 60 o yıllarda 71'li yıllarda da onun şarkılarını okudunuz. Doğru evet, mu? Evet. Tatlı dilim. Mapushanelere güneş doğmuyor. Dane dane benleri var yüzünde. Hep ustamızın yarattığı şarkılardır. Usta Türkiye'de. Yaradandır. Siz yaradansınız. Biz yaratılmışız. Siz insansınız. Biz evet. İnsanoğluyuk. Bu memlekette... Hocam sen böyle yanıma yanaş. Birinci ne söyleyeceğim bize oturmadan? Şimdi yine o yıllardan kalan 71 yılında yapmış olduğum bir şarkı, bir türkü daha doğrusu. Bir anonim türkü. Gesi bağlarını söylemek istiyorum. Sazı alayım. Hatta şöyle koyabiliriz. Bu buraya. Bu tamam. Mikrofon buraya. Mikrofonu öne alalım evet. Gel oğlum. Evet. Teşekkür ederim. Biraz yüksek mi ama? Evet şimdi. Hı. İyi. Evet gesi bağları diyoruz ve sen... Evet şimdi cenk başladı. Esas savaş şimdi başlıyor. Evet. Şimdi Selda ablacığım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Şimdi abla bir şey dedin. Dedim evet. Ki 69, 71 falan. 71'de ben. Neşet Hoca'nın evet. Bir şarkısını okudunuz. Hangisiydi o? Mapushanelere güneş doğmuyor. Ondan önce? Tatlı dilimi söyledim, dane dane benlerim. Bu tatlı dilimi, dane dane'yi nasıl ikiniz şimdi böyle ikinizden dinleriz? Nasıl, hangisini? Şimdi biraz baktık kuliste de. Hı. Pek tonlarımız tutmadı. Hı. Ne hocamız akordunu değiştiriyor, ne benim akordum değişmeye müsait. Şöyle bir sohbet arasında
Bana gitarımı verirseniz eğer. Gitarı getirin. Gitar birazını disco. Ben söyleyeyim, birazını o söylesin. En iyi söyle evet. Yapalım. Hayat müşterektir zaten efendim. Getir güçlü. Gitar bu mu? Evet. Gitar bu mu? Bu. Yok, bu kazan. Kazan gibi. Evet. Her şeyde biliyorsan. Her şeyde biliyorsan. Her şeyde altını kara gördün, kazan dibi zannettin. Ha şey, evet. Afişi. Afişini takalım. Afişi ettireyim. Tabii tabii, afişini takalım. Evet. Evet efendim. Vallahi her şey çalıyor ha. Bağlama çalıyor, gitar çalıyor ha. Şu garip halimden bile şiveli nazlım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ecelam gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ecelam gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Şimdi tabii hocam bunu çok değişik bir yorumda okuyor. Şimdi hocamdan bir dinleyin. Hocamdan sonra dinlediğinizde işte Selda Hanım onu nasıl bir hale getirmiş. Hocam bir senden dinleyelim evet. Evet. Ben ne hale getirdim? Selda Hanım aslını okudu. Hayır, şimdi efendim, ne hale? Orijini ben sizin. O zamanki çaldığım ben şimdi aynı çalamam. Peki. Bana bir çaldığımı bir daha çal deseler bu aynı doğru. Çalamam. Evet, haklısın. Değiştirmiş. Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama melham olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ecelam gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sem gülen, bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzüm, ecelam gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzüm, ecelam gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Bazen o kadar güzel sözler oluyor ki, yani bir sevgiliye ancak bu kadar güzel şeyler yazılır. Tatlı dillim, güler yüzlüm, neredesin sen diyor. Reklamlar. Ulan daha insanların yüzüne bakıyorum, bana bakarken bir bakıyorum gözleri bu tarafa kayıyor.
Anlıyorum ki sen geliyorsun. Abicim halk beni istiyor, beni. Ne yapayım ya? Yani? Şimdi evet. Göreceksin. Ula halk seni mi istiyor yoksa reklamları mı istiyor? Eyvallah. Aha da reklamlar. Aha ben zaplandım. Seni zaplattım. Hadi. Evet. Abla reklamlar çıktı. Bir reklam da ben yapabilir miyim? Yap. Kendi adıma. Tabii. Bütün bu güzel türküleri 1971 yılında orijinal sesimle söylemiş olduğum türküleri son kasetimde, türkülerimizde dinleyeceksiniz. Oldu mu? Ama beni dinlersen abla bir şey söyleyeyim. Evet. Aslında sesinizde kaybolan bir şey yok. Hı hı. Yani o zamanki ses neyse aynı bence. Evet. Sizce nasıl? Evet, aynı. Vallahi aynı. Onu az önce farkındaysan gesi bağlarını çaldığımızda böyle bir mat bir ses geldi. Halbuki hı. Teknoloji o kadar ilerledi ki. Yani şimdi çaldırıp. Yani evet. Benim gibi ben de reklam yapayım. Ben de eski şarkıları şimdi çaldırıp tekrar evet. Okuyacağım. Onu diyorum acaba yeniden çaldırıp yeniden mi okusanız? Şimdi o hiç tat vermiyor. Bunu denedik. Olmaz abla. Yok olmuyor. Vallahi gerçekten. Olmaz. Hani ne ben o günkü duygularımdayım ne de bu yeni gençler bizim o dönemde ne söylediğimizi bilmiyorlar. Arada müthiş bir kopukluk var. Yeni jenerasyonun o dönemdeki şarkılarda neler yapılmış neler söylenmiş bilmesi lazım. Bunun için özellikle olduğu gibi orijinalini saklayarak yani şimdi diyorsun o zamana gidelim ve şeyi mi söyleyelim diyorsun yani. Bu ne mahpushanelere güneş doğmuyor. Söyleyelim. Bütün mahpushanedeki insanlara kurtuluş yolu diliyoruz evet. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Buyurun nasıl olacak bu? Nasıl yapalım usta? Yine yarısını sen yarısını sen. Öyle oluyor. Evet. Peki, öyle. Sazı mı onu mu? Bunu. Onu mu? O dönemde gitar çalıyordum. Sazı sonradan öğrendim onun için. O dönemin türküleri ille de gitarla. Tamam. Mahpushanelere güneş doğmuyor. Geçiyor bu ömrümde. Gün doluyor, eşim dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu hapishane beni arayan bu zindanda öle canım gardiyan. Evet ustamıza devrediyoruz. Evet. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Evet işte öbür yarısını da... Öbür yarısını da... Akşam olur kapı sabahlar yok mu hapishane beni arayan bu
Sene 1975, ben askerliği bitirdim. Kilis'te pavyonda çalışıyorum. Bir de İslahiye'de de bir bahçe tutmuşuz kiralık. Orada da yani öyle program yapıyorum haftada bir. Şimdi kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Kimi getirelim, kimi ederim. O arada da Neşet Hoca Antep'te çalışıyor, Gaziantep'te çalışıyor. Gazino'da. Yani gazinoda çalışıyor derken öyle pavyonda falan değil. Konsere gelmiş. İki konser. Antep çok büyük ya. Bir de o zaman çok tutuluyor yani haddinden fazla. Yer yerinden oynuyor ya. Bastığı yerde vallahi estağfurullah değil. Doğrusu bu yani. Jandarmalar, polisler, korumalar, mormalar. Aynı nasıl şimdi beni koruyorlar? Ay bir söylemez o zaman da öyle hocam. Ne kadar büyütürsen büyüt senin kölgen kadar olamaz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben seni sevgiyle kucaklıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ben doğruyu efendim, söylüyorum. Doğruyu söylüyorum. Doğruyu. Söz İbrahim'de. Buyur. Doğruyu söylüyorum. Kimi getiren? Dediler ki vallahi Neşet Ertaş Antep'te, onu getirirsen biraz yırtarız. Yani yırtarız dedikler, gittim. Hocamla nasıl görüşeceğim, işte bir aracı falan bulduk. Gittik yanına, ulaştık. Dedik ki böyle böyle hocam, işte biz bir program yapacağız, konser yapacağız. Tek konser İslahiye'de. Olur dedi, yiğidim gelirim. Dedim ki bizden ne alacaksın? Yani ne vereceğiz? Dedi ki senden 4.000 lira alırım. 4.000 liraya. İbrahim sözünü unutmasın. Bu 4.000 lira yalnız benim değilim efendim. Yanımda bir Konya Kaşık ekibi vardı. Grubumda, konserimde. Bir halk türküsü okuyan bir kız vardı. Bir çift komedyen vardı. Bu 4.000 liranın içinde. Efendim bir konser heyetinin fiyatıydı bu. Buyur. Yani 4.000 şimdinin 4 milyarı aslında. Onu demek istiyorsunuz değil mi? 4 milyarı değil ama 400 milyonu gibi falan. Falan. 400 milyonu gibi falan, evet. Ve hocayı 4.000 liraya getirdik. Ben de kara kara düşünüyorum, bu 4.000'i nasıl çıkaracağım? Bilet 10 lira. Üf. Biz bir İstahya'nın içine bir tek işte Neşet Ertaş geliyor falan gün diye. Bekliyorum kim gelecek. Akşam saat böyle 5'e doğru bir baktım. Traktörler, kamyonlar tır 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 çalışıp gelip bahçenin önüne izah edenler. Gece tıklım tıklım ana baba günü. Tabii o gün bir döktürür, bir döktürür. Yani sen diyorsun Konya Kaşık ekibi falan, yani Konya'dan bir şey mi çalmak istiyorsun, nedir? Nide'den hemşerim için bir şey çalacağım, onu diyorum. Ne? Ama şimdi gel, o sonunda çalayım şimdi istersen. Yok şimdi ama çal. Şimdi mi çalayım? Şimdi çal. Şöyle bir millet hareketlensin, bir oyun havası ne bir şey o. Abla çok acayip bir şey çalıyor, oyun havası çalıyor. Evet tabii tabii. Aman aman aman. Güzel. Bize meskan olmuş aman aman aman.
gurbet ellerim. Gurbet ellerim. Bir boyuna baktım aman aman aman, bir boyuna baktım aman aman aman, bir de yüzüne, bir de yüzüne. Sadece Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. Program yeni başladı. Acaba yenisi baştan tekrar mı? Yani biraz ateşlendik. Evet. Ve diyoruz ki yürüyorum dikenlerin üstünde. Ama bütün dünya insanlarına sesleniyoruz. Bütün dünya insanlarına karpuz kırmakla yürek soğumaz. Bir laf vardır bizim atalarımızın. Karpuzu kırarsın yürek soğutmak için. Karpuz kırmakla yürek soğumaz. Dikenlerin üstünde değil, güllerin arasında yürüyelim. Kardeşçe, el ele, barış içinde, sevgi içinde. Gel bakalım. Gel bakalım Sayın Selda Bağcan. Bir dikenlerin üstünde söyleyelim bakalım senden. Çünkü ikimiz de kaseti okuduk. O benden önce okudu, ben ondan öğrendim ve ondan sonra okudum. Evet, değerli ustaya teşekkür ediyorum. Karanlık bir gece, yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Gel bakayım, sen o sazı bırak efendim, akol uymayınca. Gel bakayım buraya, uzun adam. Eyvah eyvah. Frasboza geliyor efendim. Akort, o sazdan bu saz şey ettirmek bir şey. Üstüme yaralıyam, üstüme.
Teşekkür ediyoruz. Selda Hanım'a çok abi, teşekkür ediyoruz. Bir şarkı da senden istiyoruz. He? Reklamlara gireceğiz. Sizin için çok sürpriz bir şey değil tabii bu. Reklamlara gireceğiz. Yalnız abi benim arkada rahatım çok iyi. Hasret kaldım falan sonra söyler. Hasret kaldım mı daha program çok söyleriz. Neşet abimin parçalarından söylerim ya. He? Ney? Ney? Mesela... Sen söyle bir tane. Neyi? Hangisi istersen? Hasret kaldım. Ha bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hasret kaldım. Mühür gözüm sen elden. Aa biz hoca. Sen bunu izlemedin. Biz ikinci ve bilmiyorum üçüncü programımızda biz Star'a başladıktan sonra Yıldız Tilbe'yle şeyi söyledik. Mühür gözüm sen elden sakındırım, kıskandırım. Ya sen bu sözleri yazarken hani ne hissediyorsun abi onu bir anlat da. Bir tane değil kaç bin tane mesela? Kaç tane var hoca şimdiye kadar? Ne kaç tane var? Yani şarkı senin, sözü müziği sana ait. Gramofon devrinden beri, gramofon devrinden beri plak okuyorum. Ben bilmiyorum kaç tane olduğunu. Tahmini? Tahminen de bilemiyorum. Yani bin tane var mı? Bilemiyorum. O zaman üç tane falan. He? Neşet Bey'in sesini duyamıyorum. E duyulmaz tabii. Benim kim bağırıyor mu? Adam kibar adam. Konuş, mesela şimdi Neşet Hoca konuş. İbrahim Bey, Neşet Bey'in Almanya'da ne işi var? Biz onu Türkiye'de istiyoruz. Evet, bu doğru. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, bundan 15 sene evveline kadar Türkiye'mizi vilayet, kaza, nahiye, sazımla konserlerim olarak gezdim, hizmetimi verdim. Şimdi gurbetteki hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, işçilerimiz, onlar memlekete hasret. Haftada bir onların düğünlerine gidiyorum, karşılarına çıkıyorum sizler gibi böyle. Bir derece onların hasretlerini giderebiliyorsam ben mutlu oluyorum. Benim için burada, orada ayrı değil. Biz hepimiz biriz. Haddim olmayarak kalktı kısmet. Bu ileride gayri kurulmaz bir fırsat gelmiş. Az önce sen istediğini çaldı. Sen kulağını dinlemedin. dinledim. Dinledim ama doyamıyorum. Şimdi doyamıyorum. Nasıl yani? Bir daha mı şey ettirsin yani? Şimdi kıskanırım seni gökte uçan karınca... Gökte uçan karınca mı? Yani gökte uçan reklam, dışarıdan... Reklam girin. Pardon efendim yolumuzu bulacağız. Hey. Evet reklamlardan çıktık hoca. Şimdi bu insanların ve bütün aşıkların isteğini yerine getiren ve birbirini kıskanan sevgililere sesleniyoruz. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım diyelim. Kıskanırım, kıskanırım uçan
kuştan esen, yelden sakınırım, kıskanırım hey. Uçan kuştan esen, yelden sakınırım, kıskanırım. Şimdi bunu takacağız. Allah Allah, Allah Allah. Yani hakikaten insan... Bir çalalım mı? Eyvah, açıldı. O zaman sen çal bir söyleyelim. Yok, nasıl biliyorsan. Yok, öyle... sen çal bir söyleyelim. Yok, siz gene bildiğiniz gibi. Ondan. Ondan çal bir söylüyor. Tatlı dile. Evet. Olmaz, olur mu? Tatlı dile tamam. Yok tatlı dile güler yüze. Güzel. Tamam bildiğimiz kadar. O akorda söyleriz evet aynı akord. Oturalım hadi. Şam göze doyulur mu doyulur mu doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu
sayılır mı? Yar badeyim sunsa bize, leblerimi memeze. Doyulur mu doyulur mu leblerimi memeze? Doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Bahara hem yaza yarın ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Muhabbetimiz bitmeye, yarine sohbet etmeye. Doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlı hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Hakikaten yara doyulur mu Allah aşkına ya? Allah aşkına doyulur mu ya? He? Abi bir fakıs geldi. Fakıs? He? Buyurun fakıs. Bu şeyden geliyorum, Mersin otogarından. Siyah vereyim bunu, ne yaparsan yap. Mersin otogarında telefonla görüşmüş. Boşova yayın hayatında başarılar dilerim. İbrahim Tatlıses'den Mersin otogarı adına otogarcıların bir isteği varmış efendim. Oradaki otobüsçüler, yani benim meslektaşlarım, gideceğim bu ellerden parçasını istemişler. Bunun için mi geldin? Mersin'e o zaman buradan selam diyoruz. Adresimiz belli. Tatlıses Turizm İstanbul. Lütfen süs biberi gönderin. Uğurlar olsun. Evet. Pazar sabahıydı, Ankara kar altında.
zemheri ayazıydı. Yaz güneşi koynunda, ucuz can pazarıydı. Kalemim düştü kana, kalemim düştü kana. Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Yüzünde bulutlar, yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Apansız bir ölüme, şarapnel parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz doruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Hep beraber. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Soyanlara
açıp koyanlara, insan hakkı yiyenlere, yuh nefsine uyanlara, yuh 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 kaçanlara, Rus soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, İnşallah boğazlarında kalan. Ben de size bir tane söyleyeyim. Gideceğim bu ellerden, gayrı duramam. Ah, verin benim sevdiğimi, onsuz olamam. Canana canla dadım, ecelden gayrı olmaz. Canana canla dadım, ecelden gayrı olmaz. Güneş batar gün doğmaz, canana canla dadım, ecelden gayrı olmaz. Sivas ellerinde, Sivas ellerinde çalın. Thank you.
canım ey hey. Yardan ayrılmış ambarım elini, katı barısın yaz yerde böyle güzelim ey, şirinim ey. Peki hoca. Allah nur içinde yatırsın Sayın Aşık Veysel. Nasıl bir ozandır yani, nasıl bir varlıktır onu bir anlat. Ben onu tarif edemiyorum, o insanın güzelliğini, o sözlerini, yazdığı şeyleri. Sence? Bana öyle ağır bir soru sordun ki İrbağım kardeş. Ben Aşık Veysel'i şahsen ayaküstü gördüm. Bir oturup sohbetimiz olmadı. Haliyle ben çocuktum. Bir yakından onu ruhen izleyemedim. Ama sorma kişinin aslını sohbetinden belli eder diye bir atasözü var. Aşık Veysel'in sözlerinden anladığıma göre Aşık Veysel ireli görüşlü. Bence çok benim ilerici. Çok saygı duyduğum bir ozan. Ozanlarımız arasında Allah rahmet eylesin Aşık Veysel. Peki benim için gelişi güzel konuşuyor diyorlar hoca. Sen ne diyorsun? İyi niyetinen dede ne de seni seyrediyor. Her hafta millet seyrediyor. Sen gelişi güzel laf söylüyorsun ha. İyi niyetine onu diyorsun ya. Sen istersen lafını becereme. Ziyanı yok. Ha. Arif olanı anlar. Hatta biz daha yakından anlıyoruz. Öyle değil mi? Bizim köylerimiz daha yakın birbirimize. Evet. Evet şimdi Selda. Selda bize... Şıkı şıkı şıkıdım değil. İşte o şıkıdım değil. Bu... Şimdi hocanın bir türküsünü üçümüz birlikte söylüyoruz. Al mikrofonu eline. Nedir hocam? Sevda olmasaydı da gönül ne dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönül ne dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzellik olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Bir tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de benimki bir tanesi. Koyar zülfünü dağlarda gül yarı karar. Koyar zülfünü dağlarda gül yarı karar. Bu dünyada sevdiğim de ahirette neye yarar. Bu dünyada sevdiğim de ahirette neye yarar. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de seviyorum bir tanesi. Güzel gönül gülüdür de aşık bülbülüdür. Güzel gönülün gülüdür aşık bülbülüdür. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevgilidir. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevgilidir. Hep beraber. Tanesi tanesi de
seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim